Bir bana neler olduğunu anlatmayacak mı? Sizden biri anlatırsa daha iyi olur. Haydar bizim kardeşimiz. Ondan saklımız yok. Ona söyleyelim abi. Peki ama başka kimseye anlatmak yok, tamam mı? Tamam. Alnımıza silah da dayasalar kimseye söylemek yok. Kim bu Seher? Derhal anlatıyorsunuz. İşte her şeyi bunun için yaptım. Seher'in benden başka inanacağı, güveneceği kimse yok da ondan. Peki ama yakında bir film falan çekileceği yok. Bu yılın daha ne kadar sürdürebilirsin Sabit? Gittiği yere kadar. Umudunu kaybederse yeniden kendini öldürmeye kalkar diye korkuyorum. Ay Rüya, keser misin? Rutubetten romatizmalarım azdı. Ne saçmaladı? Bu hikaye mutlu sonla bitsin diyor galiba. İyi olurdu ama senaryoyu biz yazmıyoruz. Sen yazsan nasıl sonuçlandırırdın? Ne bileyim. Sabit Seher'e onu sevdiğini söylerdi mesela. Hı? Ben söyletmezdim. Seher Sabit'i sevmiyorsa her şey biterdi. Ben de söyletmezdim. Bazı sevdalar İstiridye'deki inci gibidirler. Saklı kaldıkları kadar büyürler. Boşuna kendimizi üzmeyin. Nasıl olsa vakit yatsıya gelecek. O zaman Sabit'in mumu sönecek. Seher kendini öldürmese de başka bir mumuşu aramaya gidecek. Geç oldu. Yatalım artık. Bacılar. Vahit amcayla Zela yenge bu meseleyi öğrenirlerse külahları değişiriz ona göre. Hı? Teşekkür ederim. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Hadi. Rüya, yeter ağlama diyorum. Ev yosun tutmaya başladı. Siz de ağlıyorsunuz. Ne münasebet. Gözüme ribel kaçtı. Bugün ribel sürmedik ki. Sürebilirdim. Sen kendine bak. Benimki ışıktan. Gözüme ağlıyor. Onu ben öldürecektim. Acelen neydi acaba? Ya Sabit'ciğim bir şey yapamaz mıyız? Ne yapabiliriz Rüya? Yalan ortaya çıkmasın diye film çeviremeyiz ya. Hayır kızım. Bir yalana başka bir yalan da alet olamayız. Bunun sonucu saf bir kızın aldatılmasıdır. Öbür seçenek ne peki? Saf bir kızın umutlarını, saf bir erkeğin de aşkını, hatta hayatta tutunabileceği tek şeyi yitirmesi. Hangisini seçmeliyiz? Ama iki ucu çoklu denklem. İki ucun ortası yok mu peki? Aklına bir şey mi geliyor? Ben yokum. Ama size karışamam tabii. Peki nerede görüşeceğiz yönetmenle? Hani seni götürdüğüm aktör arkadaşımın evi var ya. İşte orada. Hı. Yönetmen orayı yazıhane olarak kullanıyor. Filmde oynayan oyuncuların hepsi oraya geliyor. Ay, ellerim titriyor. Ya beğenmezse beni? Kim? Tarık Argon bu oynayacak diyecek de yönetmen olmaz diyecek ha? Başörtümü takayım mı? Takma. Yüzünü boya biraz. Ben boya sevmem ki. Vallahi bu piyasada mecbur boyanacaksın. Al bunu yanaklarına sür. Bundan da dudaklarını boya. Ben beceremem. Ver bana. Böyle böyle yap ki her yana bulansın. Çok acayip oldum. Çok güzel oldun. Hadi gidelim. Sabit. Tarık. Sözünde durduğun için sağ ol Tarık. No problem. Neden sen başrol oynuyormuşsun? Sakin ol Ayten, bu bir oyun. Hiçbir yerde ikinci olmayı sevmem. Bu oyunu komik bulan sen değil misin? Katılman için zorla razı ettik. Evet, şu halimize bak. İğrenç, hiç inandırıcı değil. Saçım nasıl? Fıstık. Şu Seher denen kız neye benziyor acaba? Çok merak ediyorum. Ay ben de. Dua edin de Sabit'in anlattığı kadar saf olsun. Ya ille de yönetmeni göreceğim diye tutturursa? Tutturmaması size bağlı. İş bu odada bitmeli. İyi oynayın. Başrol oynayan hanımefendi düşünsün. Bu şapşal ve komik planı ben yapmadım. Mızık Ayten, tamam mı? Ha, geldiler. Ay. Buyursunlar Tarık Bey, hoş geldiniz. Hoş buyurun gördük lütfen. Canım, hoş gördük. Buyurun. Yönetmen Bey... Vahit. Vahit Bey geldi yukarıda. Viskisinin dibini bulmasını bekliyoruz. Malum yine kör kütük sarhoş. Ya evet. Demek gene sarhoş. Hiç ayık gezmiyor ki. Bıktım vallahi bu işten. Ay geçen gün yine üstüme kustu. Bırakayım diyorum ama ekonomik kriz. Anlıyorum. Siz buyurun ben geldiğinize haber vereyim. Kimler var? Rüya Parı'la Ayten Avşar. Buyurun. Onlar kim? Biri benim karşımda başrol oynayacak, öbürü ikinci rol. Buyur. Merhaba. Merhaba kızlar. Ah, ah Tarık, hayatım nasılsın? Seni çok özledim. Ah. Çek dudakları onun üstünden Rüya. O benim, tamam mı? Bir dakika ya, kavga etmeyin. İkinizi de severim. İyi kızlarsınız. Aa, bu mu iyi kız? Hayatımda iyi kız görmesem yani. Başrolü bana kaptırdı ya, bu onun çatır çatır çatırdaması. Boş ver Tarışko, aldırmıyorum. Seninle karşılıklı oynayacağım diye hasetinden boğulacak. Başrolü nasıl kaptığın malum hayatım. Yok canım, nasıl kapmışım? Yönetmenin yatağından çıkmıyormuşsun. Aa. Herhalde yatağına çarşaf olarak serdiler. Bir zamanlar o yatağa seni sermişlerdi. Ama yönetmenimiz kırışık çarşaftan hoşlanmıyor. Sen kendi kırışıklıklarına bak. Estetikçin bir dahaki ameliyatın için çimento hazırlatıyormuş diyorlar. Bana baksana sen ne demek istiyorsun? Bir dakika ya, bir dakika ya, bir dakika. Bir dakika lütfen. Tarık Sabit Bey, aman Tarık Tarçın Bey. Arkon. Yönetmenimiz Vahit Bey sizi yukarıda bekliyorlar herhalde. Ne demek herhalde? Geldiğinize haber verince bana öyle bir böğürdü ki. Tam olarak ne dediğini anlamadım. Sabit. Korkma, şimdi gelirim. Sen burada ne arıyorsun küçük tavşan? Oyuncu olacak herhalde. Vah zavallı. Pek de temiz bir kıza benziyor. Bir zamanlar hepimiz öyleydik. Hele bir yönetmenimizle tanışsın. Nasıl oyuncu olunduğunu öğrenir o zaman. Bana bak ördek. Tarık'la kırıştırıyorsan yandın. Bu filmde oynayacaksan ondan uzak dur. Seni yolarım. Bir an önce alkole alış şekerim. Yönetmenler her şeyi içki masasında konuşmayı severler. İğrenç herif. Bana bile sarktı. Ah hayır ah. Ne vardı su kasasını tek başına sırtlayacak. Belinin huyunu bilmiyor mu? Ver ben açayım kapıyı ver. Bırak. Ben gençliğimde pehlivanlık yapmış adamım. Şuncacık bel ağrısına pabuç bırakır mıyım? Zülya, sonun geldi artık. Gözlerimi kapatayım da bari açık gitmez, korkarsın. Tabudumu meşeden yaptın. Hem iyi dayanır hem hesaplıdır. Ver şu anahtarı, topla kendini. Konu komşuya rezil olduk zaten. Eve girelim. Kimse yokken istediğin gibi bağırırsın, gel. Nasıl? Yönetmenimiz kendine gelmiş mi? Hayır. Ama eve gelmiş. Ben filmim istemiyorum. Götür beni buradan Sabit. Ne filmi? Yandık filmi. Film yandı. Ne oldu diye? Kim bu kız? Bu Seher. Bunlar da biziz. Bunlar da... Ev sahibiniz. Olmaz. Olmaz. Şeyimiz. Ay bu bizim yönetmenimiz. Kim? Sen. Bu mu olacak? Ay. Ana. Benim gırt dedi geçti Zülüha. Başımız sağ olsun. Bize müsaade. Müsaade sizin. Fakat ben izin verirsem tabii. Şimdi evimde neler döndüğünü bana kim anlatacak? He? Sıyırtak. Vahit amca, şimdi bakın. Cansu kardeş, yorma kendini. Buraya kadar. Yatsıyı erteleyemezsin. Mum söndü. Zaten fazla bile yanmıştı. Dinlese eğer, her şeyi en başından anlatacağım. Tarık Argon diye birisi yok. Hiçbir zaman da olmadı. Kar geliyor. Aman anam, gurbet bana zor geliyor. Gurbet bana zor. Konuş Vahit Ballıoğlu. Hala benim tanıdığım adamsan, hala aman anam, benim yüreğime kanatlar takan o sevda erbabıysan, söylenecek olanı söylemek sana düşer. Hadi. Hadi. Sabit. Kakaya. Ne dikiliyor buğday korkuluğu gibi? Koş hadi. Uzak gitmeden düş hemen kızın peşine hadi. Seher. Yapma be Seher. Nereye gidiyorsun? Televizyonda çok güzel bir film var. Seher. Seni deliler gibi seviyorum. Bana yalan söylemediğini nereden bileyim? Ne fark eder? Aşk insanların birbirine söylediği en büyük yalan değil mi? Öyleyse ben bu yalana inanmıyorum.